Selamlar, yeni videoma hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda aloe veralar nasıl çoğaltılır konumuzda bir diğer yöntemi olan yapraktan çoğaltma yöntemini anlatmaya çalışacağım. Aloe verayı tabii ki de bol yavrulayan bir tür ve yapraktan genelde fazlasıyla çoğaltma yapılmaz. Çünkü aloe veralar fazlasıyla yavrulayan türlerdir. Pek denenen ve tercih edilen bir tür değildir yani yapraktan çoğaltma yöntemi. Fakat eğer ki ben beklerim diyor iseniz tabii ki de deneyebilirsiniz. Bu şekilde yavru verdi ve gelişimini tamamladı. Gayet de memnunum kendisinden. Ortadan yapraklar da vermeye başladı. Gayet iyi, fakat bu biraz benim için zaman aldı. Çünkü aloe vera yapraktan yetiştirmesi tahmin edeceğiniz gibi biraz daha süreç isteyen bir zaman dilimi. Şöyle göstereyim, bakın. Ama yine de tekrarlıyorum, aloe veralar zaten fazlasıyla yavrulayan bir tür ve bu yüzden de pek fazla tercih edilmiyor. Fakat eğer ki ben yapraktan da çoğaltacağım diyorsanız veya ki yaprağınız bu şekilde kırıldıysa dikerek bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tabii ki de yaprağı dikmeden önce yapmanız gereken birkaç işlem daha olacak. Çünkü biliyorsunuz aloe vera bol sıvı içeren bir tür ve şu kısmı, yani dip kısmı, kök vereceği kısım kurumadığını dikerseniz çürümeye devam edecektir. Buradaki püf noktaları ben size yavaş yavaş anlatmaya başlayacağım. Fakat bundan önce kanalıma abone değilseniz abone olun ve yeni videolardan haberdar olmanız için de yandaki zile mutlaka tıklayın. Ve videomu da beğenirseniz videonun sonunda videoma like atabilirsiniz. Bunu belirteyim. Kesinlikle bu bizim için önemli. Kanalımızın büyümesi için çok önemli. O yüzden kanalıma abone olup bildirimlerden de haberdar olmanız için o zile tıklamanız yeterli olacaktır. Ve videonun sonunda da beğenirseniz videoma like atabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi böyle bir yaprak var elinizde, kırıldı diyelim. Ne yapacağız? Şimdi aloe veralar bol sıvılı olduğu için sıvı miktarını biraz da olsa kaybedecektir yaprak. Bundan korkmuyoruz. Çünkü bu yani kök salacağı kısmın mutlaka ve mutlaka kuru olması gerekiyor ki oradan kök salımı gerçekleşsin. Bu çoğu bitki için böyle, mesela kaktüs de öyle. Kurumadan eğer dikerseniz o kurumadığı için çürüme başlayacaktır. Aloe vera da aynı şekilde. Sukulentler için de aynı şey geçerlidir. O yüzden kesinlikle buranın kuruması gerekiyor. Ben bunu bir gün boyunca kuruttum. Ve bakın herhangi bir sulu işlem kalmadı. Bu şekilde kuruttuk. Ve şimdi ne yapacağız? Bunu güzel bir kaba ekmemiz gerekiyor. Şimdi gelin ekim işlemini anlatmaya başlayayım. Evet arkadaşlar, şimdi nasıl bir toprak kullanacağız? Bu işlem biraz daha farklı olacak bizim için. Bildiğiniz üzere aloe veralar için daha çok böyle geçirgenli topraklar kullanırız ve bu geçirgenli topraklarla birlikte de en verimli toprak nasıl yapabilirsek onu yaparız. İşte Hindistan cevizi olsun, kum, perlit, toprak karışımı olsun, bu tür karışımlar yaparız. Fakat böyle yapraktan yetiştireceğiniz zaman, veya şunu da belirteyim, aloe veranızın kökü de kalmamış ise bunu, kök işlemini başlatmanız için en iyi önereceğim şey torftur. Çünkü torf steril olduğu için ve içerisine de eğer bulabilirsek biraz da perlit katar isek çok güzel bir çimlendirme ortam olur aynı zamanda. Köklenme işleminin de en rahat başlayacağı toprak türü torftur. Bu yüzden kesinlikle ama kesinlikle torf kullanmanızı öneririm. Çünkü torflar gayet iyi bir şekilde toprağınızı kök gelişimi için çok yararlıdır. Kesinlikle ben torf kullanmanızı öneriyorum. Şimdi ilk önce güzel bir toprak karışımı yapmamız gerekecek. Evet arkadaşlar, varsa da şöyle bir perlit de kesinlikle kullanmanızı öneriyorum. Çünkü perlit de steril olduğu için köklenmesine olanak sağlayacaktır. Güzelce gördüğünüz gibi toprağımızı doldurduk. Şimdi bunu kesinlikle bir sulamamız gerekecek. Üzerini ıslatacak kadar suyu gömüyorum. Zaten hemencecik suyumuzu çekmiş olacaktır. Güzelce toprağımızı hazırladık. Şimdi aloe veramızı dikeceğiz. Şu şekilde. Açacağım.
Evet, gördüğünüz gibi dikimimizi de bu şekilde gerçekleştirdik. Tabii ki de bu aloe vera cinsine göre de değişir. Böyle yavrulama süresi bu şekilde gelmesi benim neredeyse bir 6 ayıma mal oldu. Hani dediğim gibi fazla önermiyorum çünkü çok fazla yavruluyor, ama eğer ki yaprağınız kırılmışsa ve aloe verayı işte krem olarak, maske olarak kullanmıyorsanız, benim gibi alerjiniz var ise bu şekilde değerlendirebilirsiniz. En azından tekrardan bir aloe vera oluşmuş olur. Bu şekilde de değerlendirmiş olursunuz. Evet, işlemimizin burada sonuna geliyoruz. Dediğim gibi bu yöntemi de deneyerek aloe veranızı çoğaltabilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere diyorum. Kesinlikle videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olup yeni videolardan haberdar olmanız için de bildirimleri açmanız için yandaki zile tıklamanızı kesinlikle istiyorum arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.